Sıcak Haber'deki birlikteliğimiz devam ediyor değerli izleyenler. 15 itibariyle bir canlı yayın gerçekleştireceğiz önce. Mini anayasa değişikliğine ilişkin biliyorsunuz çalışma bugün başlıyor. AK Parti, CHP ve MHP'den oluşan mini anayasa komisyonu saat 15.30'da mecliste toplanacak. Biz de şimdi kameralarımızı meclise çevirelim. TRT Parlamento Haberleri Müdürü Erkan Tarhan, anayasa komisyonu üyesi MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsağ konuk edecek. Evet Erkan Tarhan, söz sırası sizde. Çok teşekkür ediyorum Leyla Köselerli. Öncelikle ekranları başında bizleri izlemekte olan değerli TRT izleyicilerine selamlarımı ileterek başlıyorum sözlerime. Senin de belirttiğin gibi MHP Afyonkarahisar Milletvekili Anayasa Komisyonu üyesi Sayın Mehmet Parsak canlı yayın konumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bunu da hatırlatmadan geçmeyeyim. 24. dönemde de yanlış hatırlamıyorsam Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda MHP grubu teknik heyet üyesi olarak da görev aldınız. Doğru, evet. Bunun da altını çizmiş olalım. Efendim bugün mini anayasa değişikliği konusunda ilk adım atılacak. Saat 15.30'da Şeref Holü'nde AK Parti ve CHP'nin temsilcileri olacak. MHP'de temsilen siz bulunacaksınız. Evet, doğru. Açıklama yapılacak, ardından da görüşmelere başlayacaksınız, çalışmalara geçeceksiniz. Evet. Mini anayasa değişikliğinin içeriği ne olacak, yol haritası nasıl belirlenecek, kamuoyuna yansıdığı şekliyle biliyoruz. Neler söyleyeceksiniz? Evet. Şimdi öncelikle şunu ifade edeyim. 15 Temmuz'da biz çok hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık ve 15 Temmuz o anlamda bir milat. Ondan dolayı da hiçbir şey biz bugün 15 Temmuz öncesini, 15 Temmuz'dan sonrasını da aynı şekilde değerlendirebilmemiz mümkün değil. Sizin de ifade ettiğiniz gibi ben 24. dönem Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda da teknik danışman olarak görev aldım. Sonrasında 26. dönemde de bir anayasa komisyonu kuruldu. Onda da gene partimizi temsilen görevli olan 3 milletvekilinden bir tanesiydim. Bugün bizim bir anayasanın yenilenmesi ihtiyacına sahip olduğumuz tartışmasız. Fakat burada bir mini anayasa paketi söz konusu. Yani evet, liderler Sayın Cumhurbaşkanı'nın daveti üzerine külliyede bir araya geldiklerinde bu meselenin çözüme kavuşması noktasında bir devlet aklıyla, bir ortak akılla bir takım değerlendirmelerde bulundular ve o Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun da yeniden çalışmaya başlaması noktasında da ilkesel anlamda bir mutabakat sağladılar. Fakat bu çalışma öylesi bir çalışma değil. Yani anayasanın yenilenmesi çalışması bir bütün haline daha teknik bir çalışma. Ama burada 15 Temmuz'da meydana gelen hain darbe girişiminden kaynaklanan yangını söndürmeye ihtiyacımız var bizim. Dolayısıyla bugünkü mini anayasa komisyonunun çalışmalarının, faaliyetlerini 15 Temmuz'dan ayrı değerlendirmemek lazım. Aciliyeti olan hususların... Evet. Yangını söndürmek için gereken en ivedi, en önemli meseleleri burada halledeceğiz. Ama bir taraftan da yeniden Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nu diriltmek suretiyle anayasanın topyekün yenilenmesi bağlamında yarım kalmış olan çalışmaları da sürdürmek noktasında liderlerimizin bir mutabakatı var. Bu ayrı değerlendiriliyor ama bugün bir yangın var. O yüzden zaten liderler birer milletvekilini bu çerçevede görevlendirdikten sonra biz tabii ki zaten komisyondaki arkadaşlarla 26. dönem, bu dönemki Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda da birlikteydik. O anlamda irtibatımız, tanışıklığımız olan arkadaşlar. Onlarla telefonla vesaire de biz bununla ilgili hep değerlendirmelerde bulunduk. Orada ben bu çalışmanın başlangıcını, bu bombanın düştüğü bu Gazi Meclis'in kulisinin önünde yapalım diye bir öneride bulundum. Arkadaşlarımız da kabul ettiler. Bu sembolik ama anlamlı ve önemli bir tutumdur. Çünkü 15 Temmuz'da tarihimizde ilk defa milli iradenin yegane tecelliyahı olan bu Yüce Meclis'e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hainler tarafından bomba atıldı. Dolayısıyla biz niye bir araya geldiğimizi, arkamıza alacağımız o görüntüyle de hem kendimiz anlamamız hem de milletimize onu oradan mesajını vermemiz lazım. Bu iki yönüyle önemli. Birincisi, evet artık 15 Temmuz'dan itibaren her şeyi bu gelişmeler etrafında değerlendirmek lazım. Onun için de siyasi partiler tribünlere oynamak yerine, popülist yaklaşmak yerine, deyim yerindeyse katırlarını bağlayıp, inatlarını bir kenara bırakıp, bugün içinde yaşadığımız zorlu şartlardan milletimizi, devletimizi nasıl kurtarabiliriz aklıyla, yani devlet aklıyla hareket etmek durumundadır. Onun bir yansımasıdır orada, evet. O çalışmanın başlayacak olması birazdan. Ama bununla birlikte en az bunun kadar önemli olan durumu da şudur. Biz burada madem 15 Temmuz'dan sonra
ortaya çıkan yangını söndürmek için bir araya geliyoruz. En azından bu aşaması itibariyle bunu aşan talepler ve öneriler de gelmemesi lazım. Yani bunun ötesinde söz gelimi başkanlık sistemi için altyapı çalışması olabilecek mahiyette birkaç maddeyi de getirelim, o da buradan geçsin. Ona da engel bir tutumdur o arkamızdaki görüntü. O açıdan iki yönüyle birlikte bu öneride bulundum. Arkadaşlarımız da o çerçevede kabul ettiler. Gerçekten de bizim zaten bu perspektifle bakmamız lazım meseleye. Bizim 15 Temmuz'dan beri yaşadığımız gelişmeler milletimiz adına memnuniyet verici gelişmeler. Nedir o? Özellikle milli iradenin çok önemli bir çoğunluğunu temsil eden 3 partinin Cumhurbaşkanı başkanlığında bir araya gelmiş olması, sonrasında Sayın Başbakan'ın hem başbakanlıklar liderleri kabul etmesi, hem sonrasında bunlara istinaden iade-i ziyaretlerde bulunması ve yanlışların kabul edilmesi, bunların ifade edilmesi ve ortak akılla, devlet aklıyla bir araya gelmesi aslında milletimizin bizim öteden beri istediği bir tablo. Bir milli mesele olduğunda, söz konusu vatan olduğunda, söz konusu devlet olduğunda siz siyasi projelerinizi bir kenara bırakın, bir araya gelin, bizim sorunlarımızı çözün ve birlikte hareket edin dedi. Bunu da 7 Ağustos'ta Yeni Kapı'da taçlandırdık. Evet. O çerçevede 3 partinin de genel başkanları, Cumhurbaşkanı, Sayın Meclis Başkanı, Genelkurmay Başkanı, sadece Türkiye içinde bir birlik beraberlik görüntüsü değil, dünyaya da o yönüyle bir mesaj verildi. Evet. Arkasından da Rusya'ya gidildi. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'ni temsilen Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu St. Petersburg'daki gezisine de iştirak ettim. Şu anda dünya çerçevesinde önemli gelişmeler yaşıyor ülkemiz, milletimiz ve biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak öteden beri sorunlu siyaset anlayışıyla yaklaştık meselelere. Hep önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben yaklaşımıyla baktık ve şu an yaşadığımız uzlaşma iklimi esasen Sayın Genel Başkanımızın 1999 yılından beri Türk siyasetine kazandırmaya çalıştığı, bu konuda da gerekirse kendimizden de çok defa fedakarlıkta bulunarak bu iklimin yerleşmesi için samimi ama aynı zamanda etkili gayretler göstererek 15 Temmuz akşamı da diğer tüm siyasi parti liderlerinden önce en net, en sert, demokrasinin yanında olduğumuz, o anlamda seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın, seçilmiş hükümetin yanında olduğumuz ve her haliyle amasız, fakatsız, buradan bize bir siyasi kazanım olur mu demeden darbenin, juntanın bu ihanetin karşısında olduğumuz Sayın Genel Başkanımız tarafından ifade edildiğine göre, Milliyetçi Hareket Partisi'nin tutumu bu yönüyle ortaya konduğuna göre, buna uygun olanı da, buna yakışan olanı da bizim bu Anayasa Uzlaşma Komisyonu, mini Anayasa Komisyonu, adına ne dersek diyelim, evet, Anayasa Komisyonu etrafında milletimizin beklentisi neyse, devletimizin ihtiyacı neyse ve yangını ne şekilde söndürebileceksek anayasa değişikliği etrafında da bu konuda bu müzakereleri yürütelim, bu çalışmaları nihayet erdirelim noktasında. Sayın Başbakan, peki Milliyetçi Hareket Partisi olarak olmazsa olmaz dediğiniz bu mini anayasa tabirini kullanıyoruz görüşmelerde. Evet. Dile getireceğiniz bir şeyler var mı? Bakın şu maddeleri mutlaka değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü bazı konuların ilerleyen süreçte ele alınacağından bahsettik. Uzun soluklu çalışmalarda evet, belki de. Ve içeriğinde kamuoyuyla paylaşılan yargı, HSYK ve bazı benzeri konular. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? MHP'nin olmazsa olmazları neler? Ve içerik olarak şu anda şekillendiği kadarıyla neler var efendim bu paketin şimdi içinde? Şimdi bu komisyon kurulduğundan beri bu olmazsa olmazlar üzerinden ya da kırmızı çizgiler üzerinden basından, televizyondan bana çokça soru geldi. Hepsinde de aynı cevabı verdim. Bir kez de biz alacağız. Bir kere de buradan izleyenlerimize sizlerin evet, aracılığıyla iletelim. Bakın demin de söyledim. 15 Temmuz tarihimizde bir milat. Önceki terminolojiyi de bizim terk etmemiz lazım. Dolayısıyla olmazsa olmazlar veya kırmızı çizgiler üzerinden değil de demin de söylediğim gibi milletimizin beklentileri, devletimizin ihtiyaçları ve mevcut yangını söndürme amacına yönelik olan maddeler. Şimdi bir örnek vererek ifade edeyim. Bunlar biraz önce söylediğiniz başlıklar basında tartışılan başlıklar. Biz daha bir araya gelmedik. Dolayısıyla ne yönde talepler gelecek bunları bilmiyoruz. Tabii ki Milliyetçi Hareket Partisi hem kurumsal düzeyde 47 yıllık bir geçmişinin neticesiyle hem de ben şahsi olarak 2012 yılından beri o 24. dönem Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmalarından beri anayasamızın neresinde ne tarz eksiklikler, ne tarz yanlışlıklar var, bunlara dair çalışmalarımız var.
Bugün biraz sonra bu çalışmalara başladığımızda bizim bir ön hazırlığımız da var. Ama siyasi sorumluluğa sahip olan bir AK Parti iktidarı var. Dolayısıyla AK Parti temsilcisi olan arkadaşıma da ifade ettim. Elbette ki hepimizin yaklaşımları, çalışmaları var ve siz daha komisyon çalışmaları başlamadan önerileriniz nelerdir, içerikleri nelerdir bunu söylemenizi de beklemeyiz, bunu şık bulmayız ama en azından ilk toplantımıza hangi başlıklarda ihtiyaç halinde olduğunuzu bize takdim ederseniz biz de buna istinaden hızla buna ilişkin siyasi tutumumuzu netleştirip bir an önce bunları hayata geçiririz diye kendisine de ifade ettim. Bizim elbette ki yaklaşımlarımız var. Yani izleyicilerimizin daha iyi anlayabilmesi bakımından da ifade edeyim. Söz gelimi 10 maddelik bir yaklaşımla geldi iktidar partisi. Biz onlara maddeler halinde bakarız. Zannediyorum ki büyük ölçüde de bizim yaklaşımlarımız da bu doğrultudadır ama o başlıkların yanına deriz ki bir de şu başlık olursa bunu bütünler daha iyi olur. Ya da şu başlığın bu aşamada en azından bu sürecin bu noktasında olmaması lazım deriz. Bunu bir örnek olarak ifade edeyim. Kamuoyunda çokça tartışılan başlıklardan bir tanesi MİT Müsteşarı'nın ve Genelkurmay Başkanı'nın Cumhurbaşkanlığı'na bağlanması meselesi. Bununla ilgili Sayın Genel Başkanımız son grup toplantımızda tutumumuzu açık bir şekilde ifade etti. Bu bugün için zamansız bir tartışmadır dedi. Şimdi Sayın Genel Başkanımızın şu zamana kadar yaptığı tüm uyarılarda ne derece haklı çıktığını artık 15 Temmuz itibariyle sadece Milliyetçi Hareket Partileri olarak bizler değil, bütün halinde milletimiz de görmüş, kabul etmiş, takdir ve teveccüh etmiş durumda. Dolayısıyla bu yönde bir uyarı varsa Milliyetçi Hareket Partisi liderinden, Devlet Bahçeli'den buna önem vermek lazım. Zaten şimdiye kadar da önem verseydik belki bu konulara, bu noktalara kadar gelmeden de atlatabilirdik ama en azından bu saatten sonra Milliyetçi Hareket Partisi ve liderin uyarılarını daha bir can kulağıyla dinlemek ve ona göre o çerçevede hareket etmek lazım. Sayın Genel Başkanımız bunu yani Genelkurmay Başkanlığı ve MİT Müsteşarlığı'nın Cumhurbaşkanlığı'na bağlanmasını zamansız görüyorsa bunun altında mutlaka bir hikmet vardır. Ve en az bunun kadar da önemlisi bakın biz devlet aklıyla uzlaşma kültürü içerisinde bu masaya oturduğumuzu söylüyoruz. Şimdi bizim cepheden karşı çıktığımız böyle bir mesele söz konusuyken karşımıza ilk olarak biz bunun değişmesini istiyoruz denince orada iyi niyet tabii ki bulamayız. Ama ben öyle tahmin ediyorum ki arkadaşlarımızın da yaklaşımlarını biliyorum. Partilerimizin bu süreçte yaklaşık bir aydır süre gelen gelişmelerde takındıkları tutumları da biliyorum ki biz ayrılıklarımız, farklı düşündüklerimizden ziyade nelerde ortak hareket edebiliriz ve bu ortak hareket edebildiklerimizden neleri ivedi olarak öncelikli? Yargının birinci planda tartışılması gayet isabetlidir. Çünkü bu FETÖ denen hain terör örgütünün en fazla da yargıda kümelendiğini ve bizim adalet sistemimizi bozmak suretiyle devletimize zarar verdiğini hepimiz biliyoruz. Evet. Adalet mülkün yani devletin temeli olduğuna göre şu anda da bir devlet sıkıntısıyla karşı karşıya olduğumuza göre devletimize yönelik bir saldırıyla karşı karşıya olduğumuza göre bu saldırıyı bertaraf etmek için en ivedi konuların yargıda kümelenmiş olması, bundan dolayı da bu komisyonun kurulmasıyla birlikte basın üzerinden bunların tartışılması gayet doğaldır, doğrudur. Evet. Bunlar da ufak tefek farklı düşündüklerimiz de olabilir. Uzlaşma kültürü, uzlaşma zemini onu gerektirir ki bugün içinde yaşadığımız koşulları göz önünde bulundurarak nasıl bunları en ivedi bir şekilde birbirine yaklaştırıp bir an önce netice alabiliriz. Bakın zaman bakımından da bir öngörümü veya temennimi ifade etmek adına bunu söyleyeyim. Şimdi Anayasa Uzlaşma Komisyonu 24. dönemde yaklaşık 2 sene çalıştı. 26. dönemde 3 toplantı yaptı. Epey bir zaman sürdü bunlar ama mesafe alınamadı. Ama ben bugün iyi niyetli yaklaşılırsa, devlet aklından hiç uzaklaşılmazsa çok kısa bir süre içerisinde milletimizin beklentisini, devletimizin ihtiyacını karşılayabilecek şekilde bir mini paketi tam mutabakatla buradan çıkarıp resmi sürecinin başlatılması için işte bir teklif olarak sunulacak. Arkasından Anayasa Komisyonu'nda tartışılacak. Arkasından da Meclis Genel Kurulu'nda çıkacak. Biz bu startı evet. Böylelikle çok kısa bir süre içinde verebileceğimizi meclis düşünüyorum. Meclis tatile girmeden önce veya girdikten sonra bu sürece ilişkin farklı paylaşımlar var. Evet. Öngörünüz nedir efendim? Ben kendi öngörümü söyleyeyim. Ben hani zaman ifade etmeyeyim ama böyle
birkaç hafta içerisinde bizim buradaki çalışmalarımızın bitip bir teklif haline gelebilecek mahiyete dönüşeceğini tahmin ediyorum. Ama sonrasında iki tane yol var. Birincisi, bu uzlaşma zemininin devamının bir göstergesi olarak belki de buradan çıkan metin partilerin ortak imzasıyla bir müşterek teklif olarak gelecek. Evet. Güzel olmaz mı? Milletimizin beklentilerine karşılık gelmez mi bu? Evet. Ama belki de öyle olmayacak. İktidar partisinin bir teklifi olarak gelecek. Sonrası mecliste çoğunluğu bulunduran AK Parti iktidarının biraz da tercihleriyle belirlenecek. Biz bugünden onu bilemeyiz ama biz komisyon olarak masaya otururken şimdi milletimizin beklentilerini, devletimizin ihtiyaçlarını ivedilikle bir an önce ama aceleyle de karıştırmamak lazım. Hızlı hareket etmekle acele hareket etmek başka şeyler. Acele hareket ederek devletimizi yanlışa sürükleyemeyiz ama hızlı hareket etmemiz gerektiği de aşikar. 15 Temmuz'da şu an bu yayını yaptığımız çatının üstüne bomba düştüğüne göre yeniden böyle bir bombanın düşmemesi için, milli iradenin yeniden bombalanmaması için, milletimizin böyle bir tehditle yeniden karşılaşmaması için siyaset kurumu olarak biz üzerimize düşenlerin farkındayız. Hı hı. En azından Milliyetçi Hareket Partisi adına bunu söyleyebilirim. Diğer partilerimizdeki yaklaşımında benzer olduğunu görerek memnuniyet duyuyoruz. Biz bunu esasen öteden beri zaten ifade ediyorduk. 99'dan beri Milliyetçi Hareket Partisi Türk siyasetine bir uzlaşma kültürü kazandırmak için en kritik, en hassas noktalarda defalarca üzerine düşeni yapmıştır. 15 Temmuz'da da herkesten önce yapmıştır. Bundan sonra da yapmaya devam edecektir Allah'ın izniyle. Sayın Parsak, bir de HDP'nin durumu var. Dışarıda bırakılmasına ilişkin kamuoyuna yansıyan farklı düşünceler var. Tartışmalar var, evet. MHP bu konuyu nasıl değerlendiriyor? Şimdi burada şunun bir altını çizmek lazım önce. Bu bir topyekün anayasa uzlaşma çalışması değil. Biz anayasanın tamamını elden geçirip bir anayasa yenilenmesi çalışması yürütmeyeceğiz. Böyle bir çalışmada zaten dört partinin de bir arada olması zaten kaçınılmaz bir durumdur. Ama 15 Temmuz'dan sonra yaşanan gelişmeler etrafında Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Parti etrafında şekillenen bir devlet aklı söz konusu. Yani liderler Sayın Cumhurbaşkanı başkanlığında üç partinin lideri olarak bir araya geldiler. Sayın Başbakan Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni davet etti. Devlet adına bilgiler verdi, devlet adına değerlendirmeler yapıldı. Sonrasında Sayın Başbakan bunun bir devamı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne bir iadeyi ziyarette bulundu. Sonrasında 7 Ağustos'ta Yenikapı'da bu üç partinin liderleri konuştu. Üç partinin taraftarları, temsilcileri bulundu. Bunun bir devamı olarak buradaki çalışma bizim bir teknik çalışma değil. Buradaki çalışma bir siyasi çalışma. Normalde liderlerin bir araya gelip değerlendirebileceği konuları biz liderlerin zamanının kısıtlı olmasını da öngörerek bu konunun uzmanı, daha önce bu komisyonda çalışmış birer milletvekili olarak liderlerimizin iradesinin bir temsilcisi olarak, partilerimizin bir temsilcisi olarak burada siyasi değerlendirmeler merkezli olarak bir aradayız. Onun için bunu birbirine karıştırmamak lazım. Evet. Bununla birlikte şunu da ifade edeyim. Diğer iki partiden bu yönde HDP'de bulunsun, buna yapılacak çalışmalar etrafında ihtiyaç vardır diye bakarsa Milliyetçi Hareket Partisi buna da hayır demez. Ama bugün bu masanın oluşmasını sağlayan irade üç parti olarak oluşmasını ortaya koydu. Evet. Bugünkü toplantıda bir değerlendirme yapılır, sonrasına dair farklı düşünülür. Diğer partilerde de hem AKP'de hem CHP'de bir bu yönde mutabakat olur. Biz bu mutabakatı bozmayız ama bu bizden kaynaklanan evet. bir durumda değil. Bunun da altını çizmek bunu isterim. Bunu süreç belirleyecek. Süreç değilim. Belirleyecek. Yani evet. Aslında çalışmaya başlayacaksınız. Çalışmaya başladıktan sonra evet. birçok şey şekillenecek. Biz bugün daha ziyade evet. bu usule ilişkin değerlendirmelerimizi, meseleye genel yaklaşımlarımızı hem kamuoyuyla paylaşacağız hem de daha sonra basın mensuplarını uğurladıktan sonra asıl çalışmamıza geçtiğimizde bunları da kendi aramızda değerlendirip bismillah deyip çalışmaya başlayacağız. Evet. Zannediyorum bugün usul etrafında ve genel değerlendirmeler çerçevesinde bir başlangıç yapılır. Ondan sonra da zaman kaybetmeden biz diğer çalışmalardan ayrı olarak gerekirse her gün veya gün aşırı toplantılar yapmak suretiyle bir an önce üzerimize aldığımız sorumluluğu yerine getirmek evet. isteriz. Bu değerlendirmeler esnasında
öyle bir ihtiyaç olduğu da müşterek olarak değerlendirilirse biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bunun önünde tıkayan durumda olmayız. Onu da çok ifade edeyim. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür sağ olun. Ediyorum. Uzun uzun konuşabiliriz ancak sayılı dakikalar var. Evet. Saat 15.30'da Şeref Holü'nde basın mensuplarına açıklama yapacaksınız. Evet. Diğer parti temsilcileriyle birlikte. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben de iyi yayınlar diliyorum. Kolaylık diliyorum. İzleyenlerimizi, milletimizi saygıyla selamlıyorum. 15 Temmuz ruhunun birleştirici gücünü bu çalışmalara da yansımasını temenni ediyoruz. Sağ olun. İnşallah. Efendim. Çok teşekkür ederim. Evet sayın seyirciler, Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Anayasa Komisyonu üyesi Sayın Mehmet Parsak canlı yayın konuğumuz oldu. Sözü tekrar merkeze bırakıyoruz. Erkan Tarhan, hem sana hem de konuğuna çok teşekkür ediyoruz biz de.